Beren Saat'in ülke standartlarının dışında ve üzerindeki dizisi Atiye'nin yeni fragmanı yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu 10 Eylül'de Netflix'te gösterimde olacak. Hatırlarsanız dizinin ilk sezonu beklenenden daha çok ilgi görmüştü. 25. Kare üzerinde ilk sezonla alakalı tam 5 tane inceleme videosu yayınlamıştım. Onlara kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni fragmanın detaylarına ve gelecek sezonda bizlerin nelerin beklediğine bakalım. Bilindiği üzere Atiye ilk sezonun finalinde antik çağ efsanelerinde geçen kapıya ulaşmıştı. Efsaneyi birazcık hatırlatmak gerekirse, antik çağlarda Sirius yıldızının yeryüzünü birleştiren bir kapı olduğuna inanıldığını öğrenmiştik Erhan'dan. İşte bu kapının bir izdüşümü Nemrut'ta bulunuyordu ve ilk sezonun ilk bölümünün hemen başlarında bu keşif yapılmıştı zaten. Özellikle 1. sezonun final sahnesinde gördüklerimizden sonra, yani Cansu'yu orada gördükten sonra bu kapının her iki dünyayı birleştiren bir kapı olduğunu anlamıştık. Atiye sezon finalinde bu kapıya ulaşmıştı ve orada Cansu'yla kucaklaşmıştı. Ancak bunu yaptığı anda Göbekli Tepe'deki kazı alanı tamamen silinmişti. Sezon sonunda Cansu kendi adının Elif olduğunu söylemiş ve Atiye'yi tanımamıştı. Yeni fragmanda Atiye'yi sadece Cansu'nun değil hiç kimsenin hatırlamadığını anlıyoruz. Erhan bile onun kim olduğunu bilmiyor. Adımı nereden biliyorsun? Erhan, ben babanın bulduğu mağarayı arıyorum. Muhtemelen Atiye'nin kendi babası da onu hatırlamayacak. Ancak bunun birkaç istisnası var gibi duruyor. Birincisi karanlık taraf Serdar Bey. Burada bence iki olasılıktan söz edebiliriz. Serdar Bey ve onun hizmet ettiği üst kötüler her kimse, onlar aynen Zühre gibi Atiye'yi ve yaşananları hatırlıyor olabilir. Serdar Bey'in bu sahnede Atiye'yi nasıl baktığını kaçırmayalım. İkinci olasılıksa şu, Serdar Bey yaşananları ve Atiye'yi bizzat kendisi hatırlamasa da onu yönlendiren güçler, kötü güçler onu Atiye konusunda uyarmış olabilir. Atiye'yi tanıyan ikinci kişi biraz önce söylediğim gibi büyük olasılıkla Atiye'nin anneannesi olan Zühre olacak. Zühre bilindiği üzere geçmişte yaşamış ve Nemrutlar dönemini bile görmüş birisiydi. Reenkarnasyon yoluyla günümüzde yaşamını sürdürüyordu. Fragmanda hamile kadınların öldüğü söyleniyor. Bu bir tür lanet. Bir önceki sezonda hem Atiye'nin annesi Serap hem de Erhan aynı yıldıza bakarak bu yıldızın felaketlerin habercisi olduğunu söylemişlerdi. Hamile kadınların ölümü işte bu felaketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Muhtemelen başka felaketlerde göreceğiz. Burada görülen kişi Atiye'ye bunların önlenebileceğini söylüyor. Hamile kadınlar ölüyor. Bunu değiştirebilirsin. Önceki sezonda zaten hala kim olduğu net olarak anlaşılmayan ve Atiye'yi görülen bu kişi Atiye'ye "Mümkün senin rızandır Atiye" demişti. Aslında bu sözün anlamı her istediğini yapabilirsin demektir. Zaten bunun örneğini Cansu'nun ölümünde yaşamıştık. Cansu sonuç olarak ölmüştü ve Atiye onun geri gelemeyeceğini söylüyordu. Ancak aynı kişi ona bunu değiştirebilirsin demişti. Bu kişi aynı sözü tekrar ediyor. Bunu değiştirebilirsin diyor Atiye'ye. Atiye'nin henüz kendisinin de keşfetmediği doğaüstü güçleri ve yetenekleri olduğu net. Örneğin Atiye'nin insanlara dokunduğu anda onların hayatlarını görebildiğini biliyoruz. Aynı özellik Atiye'nin annesinde de bulunuyordu. Annesi Atiye'ye dokunduğu anda onun cinayet işlemediğini görmüştü. Zaten şu sahnede görülen ve muhtemelen hamile olan kız Atiye'ye "Sen yıldızlı kadınsın" diyor. Sen yıldızlı kadınsın. Yıldız işaretini ilk sezonda birkaç yerde görmüştük. İlk olarak Atiye'yi görülen minik kız taşıyordu bu işareti. Sonraları Zühre'den bu minik kızın Kapadokya prensesi olduğunu ve reenkarnasyon yoluyla dünyaya tekrar geldiğini öğrenmiştik. Atiye'nin bedeninde de bir başkasının bulunduğu net. Ancak kim olduğunu henüz net olarak bilmiyoruz. İlk sezonda bahsedilen ve benim bir videoda anlattığım Yılanlar Kraliçesi mi yoksa bir başkası mı? Sanırım bunu, yani Atiye'nin kim olduğunu bu sezonda da net olarak öğrenme şansımız olmayacak. Çünkü Atiye'nin 3. sezonda gelecek. Ben burada hala önceki teori videosunda söylediğim durumun yaşanacağını düşünüyorum. Yani bizim 2. sezonda seyredeceklerimiz bir paralel evrenden ziyade bir zaman resetlemesi gibi duruyor. Tarih yeniden yazılıyor. Erhan örneğin o kazıyı hiç yapmadı. Tüm denklemler yeniden yazıldı. Örneğin Erhan'ın kız kardeşinin adının Elif olduğunu biliyoruz önceki sezondan ve o ölmüştü. Fragmanda Cansu'yu ve Erhan'ı aynı masada Serdar Bey ve karısının yanında görüyoruz. Muhtemelen bu ikisi, yani Cansu ya da yeni adıyla Elif ve Erhan, kardeşler. Erhan'ın da Cansu gibi tamamen yeni bir hayatı var. Zaten bu sahnede Erhan birisiyle evleniyor gibi. Ben bu sezonda, yani 2. sezonda Atiye'nin o kapıyı tekrar arayacağını,
sonunda onu yine bulacağını ve zamanda tekrar bir resetleme yaşanacağını düşünüyorum. Bu kez bu sezonda gördüklerimiz tamamen silinecek ve tarih yeniden yazılacak. Ancak her şey bizim seyrettiğimiz o ilk haline dönmeyecek. Her seferinde farklı sorunlar çıkacak Atiye'nin karşısına. 10 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyoruz.